Avrupa'ya resmen doğalgaz akışını kesti. Rus enerji şirketi Gazprom, kış büyük olacak sloganıyla yeni bir reklam filmi de yayınladı. Adeta dalga geçiyor bu reklam filminde. Avrupa Birliği ülkeleri buz altında kalmış olarak temsil ediliyor. Mesajlarla, subliminal mesajlarla dolu bir video, bir reklam kampanyası aslında gözdağı niteliğinde. Seyredelim. Зима будет большая. Reklam filmiyle Avrupa'ya gözdağı verdi, kış büyük olacak sloganını kullandı. Rus enerji şirketi Gazprom, sızıntı olduğu gerekçesiyle kuzey yakın boru hattında doğal gaz sevkiyatını süresiz olarak durdurmuştu. Rusya'nın gaz akışını kesmesi sonrası Avrupa kış aylarını nasıl geçireceğini kara kara düşünmeye başladı. Avrupa, Rus gazına henüz bir alternatif bulamamışken Gazprom'sa yeni yayınladığı reklam filminde Avrupa Birliği ülkelerinin buz altında kaldığını temsil eden bir reklam filmi yayınladı. Reklamda kış büyük olacak, yalnızca alacakaranlık ve kar sloganları yer aldı. Gazprom'un yayınladığı reklam filmi Rusya'dan Avrupa'ya bir mesaj olarak nitelendirildi. Necip Ablimitoğlu suikastli zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan'da mahkemeye çıktı. Elleri ve ayaklarının kelepçeli olması dikkat çekti. Elleri ve ayakları kelepçeliydi. Koluna polisler girmişti. Yürümekte zorlandı. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısıydı. Emekli albay Mustafa Levent Göktaş. Kırmızı bültenle aranıyordu. Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı. Haskovo'da mahkemeye çıkarıldı. Göktaş'ın avukatı mahkeme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada müvekkilinin Bulgaristan'a yasa dışı yollarla girmekle suçlandığını belirtti. Savcılık, elleri kelepçeli olarak duruşmaya getirilen Göktaş hakkında 40 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etti. Göktaş cephesi karara 3 gün içinde itiraz edebilecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin göç politikası tanıtım toplantısında konuştu. Sayın Akşener, Türkiye'yi sığınmacı merkezi haline getirdiler dedi. İYİ Parti lideri, iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri memleketlerine gönderecekleri tarihi açıkladı. Ben Suriye'ye gidip Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım. Esad'la görüşmeye, sorunu çözmeye hazırım mesajı verdi. Sözlerinin devamında vatandaşlara da seslendi. Bunun hesabı sandıkta sorulmalıdır dedi. Bu hesap sorulmalıdır. Nerede sorulmalıdır? Sandıkta sorulmalıdır. Demokrasiyle sorulmalıdır. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin göç doktrini ve stratejik eylem planı tanıtım toplantısında konuştu. Tarih verdi. 2026'da Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturacağız dedi. Bugün geldiğimiz noktada artık sığınmacılar için kaynak ülke Suriye, hendek ülke Türkiye, hedef ülke ülkeler Avrupa haline gelmiş durumda. 1 Eylül 2026'da iktidarımızın 3. yılının sonunda tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'ye bakanlık verilecek iddiaları ile ilgili olaraksa net konuştu. Akşener, Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. İl başkanları HDP'nin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti. Meral Akşener de HDP'nin olduğu masada biz olmayız, bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek dedi.